Merhaba oyun severler, Oyun Bas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in 9. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayın dışı herhangi bir şekilde oynamadım. Tamam, bir de sizle birlikte ilerlemek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere şurada CS tarlamız, burada yernik tarlamız, burada da keten tarlamız vardı. Oyunu bir 8x hızını alalım. Şöyle bir hızlı ilerlesin. Bu arada biz Cilalı Taş Devri'nde herhangi bir araştırmamız kalmadı. Hepsini araştırdık arkadaşlar. Burada sadece Bakır Devri'ne geçebilmemiz için 20 tane bilgi puanı biriktirip Bakır Eritme bölümüne geçmemiz gerekiyor. Bu bölümden sonra artık biraz daha işler zorlaşacak arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Gerçekten zorlaşacak yani. Ama bazı kolaylaştıracak şeyler de var. Mesela bu taşıtta eşeğin gelmesi gibi. Bu eşek gelirse bizim için de büyük olay yani. Diyelim ve şuradaki saman gerekiyor. Saman tabii ki gerekiyor. Buradan ketenlerimiz üretiliyor. Samanlarımız bekleniyor. Bakalım neler olacak. Bu ne yapıyor? Aa, koyunun yününü alıyor arkadaşlar. Aynen, koyun yününü topladı. Koyun mu o, keçi mi ya? Muflon mu? Koyunmuş. Bu arada şu iki bölümdür. Megalitleri getirmeye uğraşıyorlar. Güzel. Güzel. Çalışmaya devam. Bunlar da zamanla getireceklerdir. Yani bunların talimatını verdim. Bunlar gerçekten benim için hayati önem taşıyor ama yapacak da pek fazla bir şeyim yok açıkçası. Yani onların zamanla gelmesini bekleyeceğim. Onlar zamanla gelip üretilmeye başlayacaktır. Çünkü benim şu an refah seviyemi gösterebilir miyim acaba size? Yani %76'ya kadar düştük. Yani aşırı düştük. Şu kulübeye bir önem verir miyiz abi? Yani buradan önce buraya gelip yapsınlar. Çok önemli olacak bizim için. Şu yazlık kıyafet değil mi? Yün elbise. Dur bakayım, o yün elbisenin ne artıları vardı. Kalınlık ve stil bakımından 10 numara. Çok iyi. O zaman ben dediğim gibi şu kışlıkları şuradan kapatayım. Yani çünkü gerek kalmadı. Burada zaten daha kalitelisini yapıyoruz biz. 38 tane kışlık elbisemiz var. Ayrıca burada da yün elbisemiz de var. Sıkıntı yok yani. Hayvanların içinde ahırda yer kalmadı. Yapacağız, hepsini yapacağız. Tüccar gelirse tüccardan direkt bir saman satın alıp yaptırabiliriz aslında ama tüccarı bekliyorum. Birazdan gelecektir tüccarımız da. Şuna bir bakayım. Şurada da bir tane megalit vardı. Yanlış hatırlamıyorsam aynı. O da gelecektir. Bu eşekleri falan hepsini evcilleştirip artık daha sonra bu tarlalarda falan kullanabileceğiz arkadaşlar. Tarlalarda falan. Yeni oyun güncellemesiyle birlikte aslında o geldi. Kızak, köprü, transport. Kızaklardan zaten bayağı var da. Abi şöyle yapacağım şimdi. Dursun ya. Çünkü şunu yapmadan onu bitirmek istemiyorum. Gerçekten bu megalitleri çekmek zor olsa gerek arkadaşlar yani. Şu an bakıyorum da. Bunun içinde gelenler vardı sanırım buraya. Bakayım bir. Yok. Bizden hiç kimse sağda solda görünmüyor. Sadece bir tanesini getirip koydular ortaya. Öyle numunelik. Bakalım ne olacak. Abi şu öncelik seviyesini verelim. Aynen. Tarlalar çok önemli. En önce tarlalar.
Dördüncü ahır inşa edildi. Artı bir bilgi puanı verdi. Nedir abi? Meyveler. Kıpçık kıpçık. Anladım. Anlıyor he. Ne oluyor lan? Yaşlıktan ölmüş. Halkın refah seviyesi düştü. Yani gerçekten çok düştüler. Yani bakacağız. Bunu yaparlarsa gerçekten refah seviyesinde müthiş bir artış olacaktır. Ama bekleyeceğiz, göreceğiz neler olup neler bitecek. Şu an sadece bekleme aşamasındayız. Abi kaç tane bizim keçimiz, koyunumuz var ya? Şuna bakın, bir ahırda kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 tane bir ahır alıyor. 8 tane burada var, 18. 10 tane burada var, 28. 10 tane burada, 38. Bir ahırda yer kalmadı. 38 tane hayvanımız var. Ben hiç riske girmek istemiyorum. Yağmacı baskını mı? Abi rina. Şimdi ayva yedik. Şu anda ikişer üçer kişi veriyorlar ama. Benim adamlarımı mı öldürdüler? Çok fazla adamım öldü ya. Moralim bozuldu. Tamam, farkındayım. Onlara bir tane daha ağır yapacağım. Abi ya. İnsanları kaybetmek gerçekten çok zoruma gidiyor. Yani onları ne bileyim ya. Kerik. Abi olmaz ki böyle ya. Böyle bir şey olmaz ki. Enfeksiyondan öldü işte. Bitti yani. Kerik öldü. 35 kişi kaldık. Allah'ım. Yani işin kesat tarafı, refah seviyemiz yükselmiş. Neden böyle bir şey oldu ki? Bundan dolayı mı ki yani? Bunların hepsini kaldıracağım bir zaman sonra ya. Burası çok saçma sapan bir yer oldu. İdarelik yaptık orayı zaten de. Tamam, farkındayım. Onlar için de bir yer yapacağım şimdi, hayvanlarımız için. Abi 4 tane, 5. ahırımızı inşa ediyorum. Daha ne yapayım? Hani insanların da şuralardan neden geçerler acaba ya? Ben buralara bir şey yapamıyor muyum? Şöyle şurayı kapatamıyor muyum ben? Yok abi, kapatamıyorum. Fırtına mırtına deyip durup duraklatıyor oyunu, sinir oluyorum. Duraklatmıyor. Ketenimiz kaçtan ki? Yapılıyor. Ham deri, normal deri. 3-4 tane de normal derimiz var. Şu derili şeyleri bir inşa etseler de. Önem seviyesini artıralım biraz da.
Bir tane şeye mi ihtiyacımız var ya? Samana. Buradakini yapmışlar. Getirecekler büyük ihtimalle. Aynen. Tamam, güzel. Üç tane buraya için getirmiştik. İki tane burada yaptım. Beş oldu aynen. Abi çok fazla hayvanımız yok mu yani? Şimdi 44 tane keçimiz var. Bir tane de koyunumuz var. 45. Çok fazla, çok. Ayrıca yaşlı nüfusumuz da çok fazla. 50 hayvanımız oldu. Çok güzel. Abi dur. Siz nereye gidiyorsunuz? Böyle şunları bir avlayın abi. Şunları da bir avlayın. Canım kesmeyin bunları. Allah abi, avla bunları. Daha yeni gidiyorlar. Tüccar geldi mi? Geldi. Şu samanları ver bana hepsini ya. Bunu verme. Derileri de ver. Aynen. 96. Şimdi biz 96'yı nasıl karşılayacağız? Şuradan bundan vermek istemiyorum. Beş. 33 keten 5. 13 tane keten varmış. Doksan iki. 9 tane bundan, 11 tane de deri almış olacağız. Keten vereceğiz. Tamam diyeceğim, ketenleri vereceğim. Ketenler çünkü üretilecek bir daha. Bize deri lazım. Deri çok lazım. Çok. Aşırı deri lazım. O yüzden yani takas yapmak zorundayım artık. Rengeyi kayıyor. Abi şöyle bazen saçma sapan uyarılar veriyor ya, çok sinir olmaya başladım yani. Şunları mesela çok böyle daha güzel bir şekilde verebilirlerdi. Yani arayüz biraz daha iyileştirilebilir yani. Belki oyunun ileriki safhalarında. Oo, 4 tane yeni insan katıldı. Çok çok güzel oldu bu bizim için yani. İş yükümüzü birazcık da olsa hafifletmiştir. Aynen. Şimdi megalitler taşınmaya başladı mı? Diğer megalit nerede abi? Getiriyorlar. Bakıyorum. 19 tane bilgi puanımız var. Bir tane bilgi puanı kaldı. O bir tane bilgi puanından sonra şöyle göstereyim. Bakır devrine geçeceğiz. Yani onu artık gelecek bölümde mi geçeriz, yoksa şimdi geçebilir miyiz bilmiyorum da. Muhtemelen bu bölümde geçeriz herhalde ya. Bu 5 dakika içerisinde bir tane daha, yani 5-10 dakika içinde bir tane daha şey gelir bize. Bilgi puanı gelir. O bilgi puanıyla bir tane daha verirse biz bakır çağına geçmiş olacağız. Bakır çağında yalnız bizi çok fazla yorulacağız. Yani öyle hissediyorum. Buradan geçiremiyor musunuz? Duvarı sökerim Allah çarpsın. Bak, o duvarı sökerim.
Çek. Bu sizin iyiliğiniz için yapıyorum ben. Mahsulü hastalıktan ötürü etkilenen keten 20 mi? Of, ketenler gitti. Ketenler gitti abi. Vallahi ketenler gitti ya. Evet, 20 tane bilgi puanımız olduğuna göre artık bakır çağına geçebiliriz. Geçsek mi diye düşünüyorum ama hayvanların için ahırda nasıl yer kalmadı diye biliyorsun ya. Burada 5 tane, 50 tane hayvanlık yer var. Bunlar durmadan keçi mi şey yapıyor? Anlamadım ki ya. Keçi mi avlıyorlar? Keçi mi üreyor? Ne oluyorsa? Bir şeyler oluyor abi yani. Bir tane daha mı yapacağız şimdi? Yok abi, kalmasın ya. Yani yapmayacağım yani, yeter. Bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi bir tane daha megalitimizi çeke çeke getiriyorlar arkadaşlar. Başka var mı getirdikleri? Şöyle bakayım. Buradaki aslan parçasını ne yaptınız? Şuradaki megalit nerede? Daha buna herhangi bir şekilde başlama yapmamışlar. Şuralarda 3 tane daha vardı. Bunlar da başlamamışlar daha. Ama deri buldukça gidiyorlar. Güzelce onları çekip getireceklerdir. Hayvanların için yer kalmadığını ben de farkındayım. Yani birazdan neredeyse bütün hayvanları, sinirden hepsini keseceğim yani. O dereceye geldim ya. Yer kalmadı, yer kalmadı. Tamam da biz de biliyoruz yani yer kalmadı. Ne yapalım? Abi adamların canı çıktı ya. Vallahi billahi canı çıktı adamlarına. Getirin getirin. Son 3 tane. Son 3 tane. Abi nereden geliyorsunuz siz ya? Alo. Az önce çok büyük bir yağmacı vardı da. Dışarıda kalanlar bunlar mı? Kesim talimatı vereceğim şimdi. Abi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genç dişi, yetişkin dişi. Kes abi bunlar. Kes 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 kes. Bu kadar fazla yani. Bu kadar fazla. Şu an bakıyorum. Şurada deriler devam, değil mi? Aynen, deriler devam, sıkıntı yok. Şu biz bakır çağına geçsek mi ki artık ya? Bakır çağına bir geçelim. Maden devrine girmek üzeresiniz. Yağmacılardan korunmak için yerleşim yerinizi tahkimatlarla güçlendirmenizi ve yeterli insana ve silaha sahip olmanızı tavsiye ediyoruz. Devam etmek ister misiniz? Evet, bizim yeterince silahımız var. Yani okumuz falan da var. Bayağı sıkıntısız yani. Güzel. Kurt saldırıyormuş. O bizim için hiç önemli bir şey değil artık. Savunmaymış. Ne dedi? Mamut dedi, bir şeyler söyledi. Tüylü gergedan nesli tükendi. Hayda. Abi böyle şeyler de var mıydı oyunda ya? Ne konuştuk, neler oluyor? Madencilik. Bakır madeni. Odun kömür ocağı. Kuyu fırını. Metal tezgahı. Ne oluyor lan? Hakan yine varmış.
Ne yaptık şimdi biz buraya? Metal tezgahını yaptık. Daha sonrasında şu oyunu bir durdur. Abi tamam. Tamam. Sinir oluyorum artık. Şimdi ne yapabiliyordu? Tekerlek gerekiyordu. Şimdi ona var. Bu bakır cevheri, bir de kuyu fırını. Bunlardan bir tane bir inşa edeyim, şöyle bir bakayım neymiş ne değilmiş. Metal tezgahını yaptık. Odun kömür ocağı. Bunu her yere yapabiliyor muyuz? Tamam, bunu da yaptık. Şimdi ne kaldı? Bakır madeni. Bu mu? Sen bakır madeni misin? Magnezyum mu? Bu ne bu? Ben nereden bileyim abi ya? Ha bu. Bakır madeni buymuş. Tamam. Şimdi bakır madenlerini toplamak için şuralara şeyleri yerleştirelim abi. Maden ocaklarımızı yerleştirelim. Şuraya bir bakayım. Buralarda bir yerde var mı? Ha, çok uzak. Uzak orası. Yani en başta bizim şu ihtiyaçlarımızı karşılayacaklardır yani. Mağara sırtlarının tarafından öldürülmüş. Sıkıntı yok o zaman. Sen hastalık kapıp buradan şifa mı bulmaya başlıyorsun? Yapacak bir şey yok baba. Ben ne yapayım? Keçi açlıktan öldü. 3. 3 keçi öldü. Ne oluyor lan? Köyde herkes ölmeye başladı. Kış atlatıldı. Altı bir bilgi puanı mı? Sil ürünü kaldır falan diyor. Ürünü kaldır abi. Hatta şöyle. Bu ürünü de kaldır. Niye diyeceksiniz? Çünkü üründen hiçbir gelir elde edemiyoruz artık. Bence bunun şeyle alakası vardır. Bunlar tek kullanımlık olabilir. O yüzden şöyle, aynen. Ben buraya ne ekeceğim? Tabii ki gernik ekeceğim. Gernikten hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Dediğim anda yukarı tarafa hiç bakmayı bile unutmuşum. Bunlar zamanla yeniliyoruz herhalde ya. Öyle düşünebiliriz, değil mi? Bir saniye. Şu an her şeyi tamamladığımıza göre birazcık hızlandırabiliriz. Şu metal kısmından falan ne yapılacak? Onu merak ediyorum. %203 mü? Azmış ya. Biz biraz daha iş verelim baba. Ne yapmışız biz adamları ya? Devam etsinler bakalım. Yazlık giysileri yok. Anlıyorum. Anlıyorum. Keçi yaşlılıktan öldü. Niye kesmediniz abi?
Tabii ki iş yükü fazla. Kimse kimseyle ilgilenemiyor ki. Yaz ayı bu yaz. Hadi. Ne kadar çalıştık o kadar iyi. Geliyor mu? Geliyor. Başka? Gelen var mı? Sanırım yok. Ya da ben göremiyorum. Tamam, devam 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 devam. Oyun hızını 8x al. Hiç durmak yok, hiç durmak yok. Tanenimiz var mı bizim? Bak, tanen yoksa biz şu an içiz ha. Tanen var, iyi. Deri de var, sıkıntı yok. Bizim peki ne kadar, ya da dur, ondan önce şu şeye bir bakmam lazım. Hayvanlar için ahırda yer kalmadı, o sıkıntı değil. Konut, o da sıkıntı değil. Üretim. Bu ne? Atölye, çeşitli aletlerin yapılabileceği bir yer. Bunu inşa etmek gerekebilir işte. İşte bu bize lazım olabilir. Bunu da yapacağız. Tabii ki. Ama bunlar abi çok zaman alacak ya. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Gelecek bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.